kozmetik ürünlerinin bebek gelişimi üzerine zarar verici bir etkisi şu ana kadar rapor edilmemiştir. Öncelikle çok sık, neredeyse günlük kullandığımız makyaj ürünlerini gebelikte kullanabilirsiniz. Ve gebelikte makyaj yapılabilir. Sadece kullanılan makyaj malzemelerinin kaliteli ürünlerden seçilmesini ve makyaj malzemeleri de dahil tüm kullanılan kozmetik ürünlerinin raf ömrüne dikkat edilmesini öneriyorum. Gebelerin önem vermesi gereken bir diğer kozmetik sorun, güneş ışınlarının sebep olduğu güneş lekeleridir. Gebelikte özellikle güneşli havalarda dışarı çıkarken güneş koruyucu kremler kullanılmalı ve 50 faktör koruma içeren dermatolojik kremler tercih edilmelidir. Gebelik esnasında oluşan karın, basen ve memelerde görülebilen cilt çatlaklarının oluşmasını azaltmak için gebeliğin 20. haftası itibariyle gebeler için üretilen çatlak kremlerini, kakao ve badem yağı gibi nemlendirici yağları ve lanolin kremleri tercih edilebilir. Kozmetik ürünlerden yine en sık kullanılan saç boyalarına da dikkat etmek gerekiyor. Renk açıcı içeren saç boyalarını gebelikte önermiyorum. Değişiklik yapmak, beyazlarınızı gizlemek veya dip boya yaptırmak istenirse gebeliğin ilk 3 ayından yani 12. gebelik haftasından sonra bitkisel saç boyalarını tercih edebilirsiniz. Yine diğer bir seçenek olan röfle, gölge gibi saç dibine temas etmeyen boya yöntemleri de tercih edilebilir. Saç düzleştirme ve perma gibi işlemleri hamilelik sonrasında bırakılmasını öneriyorum. Ve yine botoks, dolgu, lazer ile yapılan her türlü tıbbi estetik işlemleri de doğumdan sonraya ertelenmesini öneriyorum.